Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine The Long Drive oynuyoruz ve direksiyonla oynuyoruz. İlk defa direksiyonla oynayacağız. Yalnız şöyle bir sıkıntı var oyunda. Şimdi settings'e geldiğimiz zaman steering wheel bölümünde işte burada gazdır, direksiyondur vesairedir. Hepsini ayarlıyoruz. Hey shifter bölümünü oyunun şu giriş bölümünden ayarlıyoruz. Fakat şöyle bir problem oluyor. Diğer tuş takımını değiştiremediğimiz için. Şimdi continue diyelim. Birinci vitesi atıyorsun, problem yok. İkinci vitesi attığım an ESC menüsüne geliyor abi. Böyle bir sıkıntı var. Diğerlerinde herhangi problem yok, yaşamadım ama ikinci vitesi attığım anda ESC menüsüne geliyor maalesef. O yüzden otomatik kullanacağız. Hiç uğraşmaya gerek yok. Zaten bu devamlı kullanacağımız bir şey değil. Bunu isteyen çok arkadaşımız vardı. Sırf o yüzden böyle direksiyonla bir videomuzda olsun istedim. En son biliyorsunuz bir gemi bulmuştuk. Geminin oraya geldik. Yakıtımızı falan fullledik. 9 litre civarında galiba. 9-10 litre civarında bir yakıt aldık. Aracımızda da yakıtımız var. Şuydu galiba değil mi yakıtım? Aynen. 42 litre dizel. Hey maşallah. Bunu almayacağım. Gerek yok. Burada zaten bidonumuz da. Bakayım. 65 litre burada var. 3 bidon daha var sanırım. Bir 60 litre de orada var. Baya baya yakıtımız var yani. O yüzden hiç bulaşmayacağım yakıt işine. Hemen binelim. Yolumuza çıkalım. Şöyle bir çalıştıralım aracımızı. Aracımız söylediğimiz gibi otomatik. Otomatik kullanacağız. Hiç uğraşmaya gerek yok. Niye gidemiyoruz peki? Dur bakayım. Settings. He dur. Şuradan hey shifter'ı iptal edecektik. Pardon. Pardon, pardon. Heh. Şimdi oldu tamam. Niye gidemiyoruz abi? Sürekli bir araç şöyle bir duruyor falan. Niye gidemiyoruz bir türlü? Evet, yolumuz şurada bir yerdeydi sanırım. Arabayı ona göre çekmiştik. O şekilde gideceğiz. Yaslanalım arkamıza. Rahat rahat sürelim aracımızı. Ama direksiyonla devamlı gelmeyecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Direksiyon devamlı olmayacak. Gerçekten zor çünkü sürekli eğil kalk eğil kalk, biliyorsunuz loot alanları oluyor. Oraları loot hani parça falan toplamamız gerekiyor falan. O yüzden hiç onunla uğraşmayalım. Böyle devam. Şimdilik bugünlük yani. İsteyen arkadaşlarımıza ithafen olsun bu da. Evet, yolumuz burada. Direklerimizi gördük. Otobüs lastiği bulursak otobüs lastiği takacağız. Bir araç 90 üzerine çıkmıyor bu şekilde. Şöyle. İşte otobüs. Abi sanki el freni çekmiş, çekikmiş gibi gitmiyor falan bak şu an. Aa dur. Pardon. Şöyle yapacağız abi. Onu iptal edeceğiz. El frenini normal klavyeden kullanacağız. Çünkü o hareketli yani, yarım çekme, tam çekme falan el freni muhabbeti var. Dış kameranın da açımızı ayarlayalım şöyle. Ama yani rahat kullanılıyor, öyle çok bir zorluğu yok. Fakat işte araba hani sizin ne kadar böyle direksiyonu düz de tutsanız araba sağa sola kayıyor işte. Normal hani bir simülasyon oyunu gibi düşünemiyorsunuz bunu. Bir de hiçbir hassasiyeti yok. Direksiyon boş. Hiçbir şeyi size hissettirmiyor yani. Yani bir ETS olsa, bir Assetto olsun, ne bileyim Forza'daki gibi falan. İşte yoldaki değerleri, ne bileyim zıpladığınız zaman, bir şey çarptığınız zaman falan herhangi bir force feedback değeri yok yani oyunda. Normal sadece sağa sola çeviriyorsunuz, gaza basıyorsunuz, gidiyor yani. Olay bu. Hiçbir değeri yok direksiyonun. Ama rahat mı? Evet tabii, klavyeye göre dönüşlerde daha rahat çeviriyorsunuz. İstediğiniz açıyla çevirebiliyorsunuz. O konuda sıkıntı yaratmıyor size. Bugün böyle direksiyonla oynayalım. Belki çok uzun bir video olmayabilir diğerleri gibi. Rahat olamıyorsunuz. Bir
Lüt alanı gördüğünüz zaman hadi mikrofonu öne ittir. Şöyle öne doğru uzan direksiyon üzerinden. İşte klavyeye, mouse'a yetişmek için falan derken. Çok rahat bir ortam değil yani. Söyleyeyim. Sonuçta bu da öyle bizim normal ETS gibi falan oynadığımız bir simülasyon oyunu değil. O yüzden direksiyonla da oynamanın bir mantığı aslında yok. Sizi yoruyor aksine. Yani zevk alacağınız oyundan nefret edebilirsiniz fazla oynadığınız zaman. Ay başlarım böyle bir işe falan. Direksiyonu kenara atabilirsiniz yani. Evet, yakıtımızı tekrardan fullledik. Yollara devam. Ama dediğim gibi otobüs lastiğini keşke çıkarmasaydık. Bunu diyen arkadaşlarımız oldu. İşte normal araba lastiği taksana böyle kötü görüntü oluyor falan. Kötü görüntü oluyordu evet ama hızlı gitmiyor bak, 90'la gidiyor. Arabanın kendi orijinal motoru olsa daha hızlı gider mesela. Boşu boşuna otobüs motoru takmışız gibi oluyor böyle. Neyse bakalım, elbet bir loot alanında otobüs lastiği vesaire denk gelir ya. Alırız, takarız. İki tane gelirse ikisini takarız. Bir tane denk gelirse bagaja sığmıyor gerçi. Nasıl alırız bilmiyorum. İki tane denk gelmesi lazım muhakkak. Böyle uzun uzun gazlaya gazlaya gideceğiz bugün. Ama yolda tutması rahat yani direksiyonla. Daha rahat. Evet, şurada bir loot alanı var. Ayağını da gazdan çektiğin anda araç direkt yapışıyor yere. Tabii yanlış görmediysem orası bir loot alanıysa. Evet. Biraz yol dışında ama olsun. Yani herhalde yol dışı. Yol oraya doğru dönmüyorsa. Dönüyor gibi de. Dur bakalım, bakacağız şimdi. Taşlara dikkat. Araç sürekli böyle salsalı yapıyor. Bir türlü düz gitmiyor. Yani düz tutsam bak, düz tutuyorum. Yamuluyor gidiyor. Tam açıyı yakalıyorum. Yine yamuluyor gidiyor yani. Ha, yoldaymış. Güzel. Bak, debriyaj mantığı çalışıyor şu anda. Ama vites olayı işte sıkıntı. Bak, ayağımı debriyajdan çekiyorum. Gaza basıyorum. Ama yavaşlamalıyım. Evet. Tamam. Tabii frene basılı tuttuğunuz zaman da geri gitmeye başlıyor araç. Böyle bir olay var. Evet, stop edelim. Çıkalım aracımızdan. Bir bakalım. Lan şurada bir otobüs spawn olaymış. İyiymiş. Alırdık hemen lastikleri. Ulan fırça fırça dedik. Al sana fırça bak. Fırça denk geldi. Fırçalık bir şeyimiz var mı bizim? Koltukları... Şöyle yapsak. Koltuklarda bir işe yaramıyor anladığım kadarıyla fırça. Ama şöyle bir şey deneyeceğim. Şurada sünger var. Gel bakayım babana. Heh. Koltukları süngerlesek parlatır mı ki? Yok. Koltuklar parlamıyormuş arkadaşlar. Buraya. Fırçayı da alalım da yanımıza. Dur dayı dur. Hı. Koyalım sen de buraya. Bakarsın lazım olur ya. Mikrofon gözüme girecek şimdi. Evet devam edelim. Bakalım neler var neler yok. Sprey. Sprey de lazım oluyor ya. Spreyi de alalım. Açık kalsın bagaj. Mermi var. Far var.
50 litre su var. Sünger gerek yok. Arabada var zaten. Gaz, boya. Yine bir. Aa bak ulan fırça. Geçen bölümde ne kadar çok lazımdı. Çıkmadı çıkmadı şimdi çıkıyor. Şuradan aşağı atalım. Ha, alırız oradan. Şunu da aynı şekilde atalım. Gel bakayım babana. Bakalım öbür tarafta neler var. Hemen onlara bir göz atalım. Boya var. Bir aşağıda bakalım. Geç. Aşağıda bir şey yok. Üst kattan devam. İşte bakın ne kadar zorlanıyorum. Şu anda kolum ağrıyor yani. Direksiyon üzerinden uzanacağım diye. Boya vesaire. Direğin üstü boş. Ayna var. Sigaralar var. Sigara ne işe yarıyor boyunda diye soran arkadaşlara hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Söyleyeyim. Boş yani. Sadece bir görsel oyunda. Başka bir şey yok. Aynası. Koltuk. Hop oturduk. Evet, başka da bir şey yok. Şu aşağı attıklarımızı alalım. Bunları da koyalım arabaya. Bakarsınız lazım olur ya. Geçen fırça aradık, bol bol fırça aradık. Fırça bulacağız diye canımız çıktı yani. Gezmediğimiz yer kalmadı. Evet, devam edelim. Evet, haydi bakalım. Yola devam ki. Biraz hızlandırabiliyorum ama ondan sonra tekrardan aşağı düşüyor. Divan. Şimdi arkama yaslanınca kamera güzel. Ama işte loot alanlarında yaklaştığım için kamera biraz fazla büyük kalabiliyor. O yüzden elimde olan bir şey değil. Ve şu an önümü görmüyorum. Herhangi bir taş maş çıkarsa ve oyunu da kaydetmedik. Bir duralım kaydedelim abi oyunu. Bir taş çıkarsa patlarız çünkü. Önümü görmüyorum şu an. Oh, patiyle kalkıyor valla. Aracı yolda tutmak için sürekli sağ sol sağ sol yapıyorsun direksiyonu. Mecburen. Uyuyalım ya. Vallahi uyuyalım. Hiçbir şey görmüyoruz ki abi. Gece sürelim güzel eyvallah da. Hiçbir şey görmüyoruz. Şurada bir uyuyalım hemen. Lan dur. Hah.
Arabayı bir daha çalıştırıyor. Çalışan arabayı bir daha çalıştırıyor. Komedi. Divan. Mesela Daş gece karanlığında bunu görmesi, gerçi bu bayağı büyük, bunu rahat görürdük ama küçük olanlar gece karanlığında gözükmüyor maalesef. Direkt patates, kurtuluşun yok yani. Direkt uçurur seni havaya. Bir gözetleme kulesi var ama gerek yok. Bir şey çıkmıyor zaten. Orada lastik çıkacak hali yok. Şu an yine bir otobüs lastiği arayışındayız. Otobüs lastiği bulmak için uğraşıyoruz şu anda. İyi gidiyoruz ama ha. Hiç öyle saçmalamıyor yani, sağ sol sağ sol yine birazcık yoruyor seni ama öyle saçmalamıyor, daha rahat kullanılıyor yani klavyeye göre. Virajlara falan gayet hiç gaz kesmeden rahat rahat giriyoruz. Çünkü lastik bir kere de böyle pat diye dönmüyor. O güzelliği var. O açıdan güzel. Klavyede A'ya bastınız mesela. A'ya bastığınız anda lastik direkt ilk hareketi şu. Şu oluyor yani. Hani şöyle bir dönüş olayı yok. Direkt bu olduğu için bir anda sizi sola atıyor. Arkadaş, bir önceki bölüm bir sürü loot alanı keşfettik, bulduk. Bugün de yok. Piyasada loot alanı yok valla. Sanki karşıda bir tane var gibi, uzakta bir yerde bir şey gözüküyor gibi ama yanlış da görüyor olabilirim şu an. Biraz fazla uzak gibi ya da yolu. Yol yani o. Tam emin değilim. Bir şey gözüküyor gibi ama olmayabilir de. Sen sürekli direksiyonu sol sağ sol sağ yapmam gerekiyor, yoksa araç sürekli ya sola kayıyor ya sağa kayıyor. Düz gitmiyor yani.
Yalnız böyle sürekli içten sürünce de sabit gidince de oyunun sesi var ya, adamı deli ediyor. Sürekli aynı motor sesi çünkü, aynı döngü. İnsanın sinirleri bozulur. Buradan inşallah çıkar. Burası büyük bir loot alanı çünkü. Hadi bakalım. Oğlum bir dur la. Şurada da var sanki ya. Şurada ileride de bir tane gördüm gibi ama. Bakalım. Neyse. Bakıcıyız duruma. Aa, bir tane otobüs lastiği var. İkincisi de var. Abi süper. Bunları hemen bir aracımıza monteleyelim. Hemen takalım abi şunları. Evet. Hemen öbürünü de getirelim. Bunun jantının sanki fırçalanması gerekiyor gibi. Dur bakalım. Seni bir fırçalayalım şöyle. Ne oluyor lan? Oğlum tampon niye söküyorsun? Bir de sprey attık mı buna? Cillop oldu cillop. Vallahi cillop oldu. Tamam. Evet abi. Artık gazlayabiliriz. Bir de bulursak, eğer varsa burada otobüsün su tankını değiştirelim. Otobüse göre su tankı varsa onu takalım. Yine bir sprey. Bunu da alalım. Bunlar güzel şeyler. Bunlar lazım oluyor. İnce ayrıntılar için güzel şeyler yani. Abi bu otobüs için ama. Dur bakalım, bunu fırçalayabiliriz ya. Bu bir nereye gittin lan? Ha. Bu bir dursun orada. Belki direkt sıfırını buluruz. Ne var onun içinde? Aa, dizel. Vallahi dizel. 3,6 litre hem de. Dur babacım. Ha. Gel bakalım sen şöyle. 3,6 litre az değil abi. Buldun mu yapıştıracaksın. Elindekiler hep yedekte duracak. Lan tavşan. Oğlum niye ateş etmiyor lan? Ne var? Allah ateş etmiyor. İlginç. Ateş etmiyor vallahi. Bir saldırsa üstümüze yandık. Bunda ne var ya? 56 litre. Ne yapıyorsunuz oğlum o kadar ya? Bunlar boştur. Burada da bir otobüs lastiği var ama gerek yok. Taktık zaten. Yine bir yağ var. Yine şurada bir otobüs dalga şeyi var. Bunda ne var? Dökülüyor boyuna. Abi dizel. Ki bir de döküldü ha. Gel bakayım buraya. Lan hayatta denk gelmez böyle şeyler ha. Doldur doldur doldur. Fulle. Bir daha fulle.
Vallahi istesek denk getiremeyiz bunları. Kayıt alalım abi. Ne olur ne olmaz. Davşan mavşan saldırır. Hemen alalım bir kaydımızı. Araştırmaya devam. O dökülse de olur, sıkıntı yok. Bidonlar. Aslında bidonları alıp koysak iyi olacak ha. Yani bidonları şu yüzden istiyorum. Şu varili arabadan çıkartabiliriz bidonlar sayesinde. Evet. Tabii şimdi değil. Daha sonra yaparız bunları. Arabaya koyalım, dursunlar. Sen de mesela. Sen de şöyle döke döke gidelim. Seni de arabamıza koyalım. Baga giremezler inşallah. Öyle bir sıkıntı da var. Bunda ne var? Su var. Sanırım temiz bir otobüs şeyi yok. Peki bu bizdeki otobüs için mi? Herhalde otobüs için. Otobüs içinde galiba bu. Öyle hatırlıyorum ama. Dur bakalım. Fırçalayalım. Oğlum boyuna tamponu söküyorsun. Fırça. Heh. Gel burayı. Aa, bunlar fırçalanmıyor mu? Vallahi fırçalanmıyor. Peki siliniyor mu? Dur bakalım. Daha doğrusu şöyle sprey atsak. Sprey değmiyor. Bir de silmeyi deneyeceğim. Olmuyorsa bunu almamızın bir anlamı yok çünkü. Olmuyor. Olmuyor. Evet. Evet, burada aradığımızı bulamadık. Bulduk, lastikleri bulduk en azından. İşte ise lastikler işimize yarayacak. Tamam, hadi gidelim. Burada işimiz bitti. Evet, otobüs lastiklerimizi geri taktık. Bak şimdi araba nasıl kalkıyor. İyi izleyin. Daha doğrusu nasıl gidiyor. Böyle bir sıkıntı var. Evet. Bir şeyler dökülmedi inşallah. Dökülmemiş. Evet, böyle bir sıkıntı var şimdi otobüs lastiği taktığınız zaman bu problemler olacak. Böyle de bir problem işte maalesef biz yaşayacağız. Dikkatli sürmeye çalışacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Böyle kullanacağız. Gazı kökleyelim bir. Baksana abi gidiyor. Otobüs lastiği taktık. Hiç sıkıntı yok. Baksana uçuyor araba. Ama kontrol sıfır. Yine akşam oluyor. Virajlarda yatmasın diye çok böyle direksiyonu kırmamaya çalışıyorum.
Yoksa direkt takla atarız. Ama iyi, düz yolda en azından istediğimiz hızda gidebiliriz bu şekilde. Diğer türlü hep 90 abi, 90 üstüne çıkamıyorsun bir türlü. Güneşini ağzımıza giriyor. Kontrollü, kontrollü baba. Bak daş maş var. Hani istediğimiz an uçurabiliyoruz zaten arabayı bu şekilde. İyice gazladım şu anda. Ama yok. Kayıyor, çok kayıyor ya. Çok gazlayınca fazla kayıyor. Ama olsun, gaz bizim ayağımızın altında, hiç problem değil. İstediğimiz gibi gideriz. Ayağımızı gazdan çektiğimiz anda olay bitiyor. Sıkıntı yok. Evet, yine bir gece. Bence duralım. Hem gündüz yapalım, hem kayıt alalım, hem de yavaştan bitirelim. Çünkü gerçekten yordu beni o loot alanı. Yordu mesela beni. Eğil. Böyle kollarına uzanmaya çalışıyorsun. İki yana açıyorsun falan. Evet, bence burada duralım. Evet. Aradığımı buldum. Lastikleri taktım. Tek olayımız hararet biraz fazla yükseliyor. Onun için de işte o otobüsün şeyini takarsak herhalde düzelir diye tahmin ediyorum inşallah. Tek temennim o. Şöyle bir kaydedelim. Evet. Bir de uyuyalım. Uyuduktan sonra kaydetseydik gerçi. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü bölümümüz, bakayım, yine az olmamış canım, yine 33 dakika olmuş abi. Ben şöyle bir 15-20 dakika anca çekebilirim diye düşünüyordum. Çünkü direksiyonla eğil kalk eğil kalk bayağı zor olacaktı. Yine 33 dakika olmuş yani. Maşallah, daha ne olsun, daha niye olsun? Niye olsun daha? Evet, otobüs tekerleklerimizi taktık. Yakıtımızı tekrardan fullemeye yakın yaptık neredeyse. Yine mazot bulduk. Direksiyonla da oynamadık demeyiz. Evet, bu da bizim lafımız gibi oldu artık. Şunu da yapmadık demeyiz falan gibi. Yorumlarda da yazıyor arkadaşlar, sağ olsunlar. Direksiyonla da oynamadık demeyiz. İsteyen arkadaşlarımız vardı. Onlar için de gelmiş olsun. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenseniz beğen butonu basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.